Gel bakalım Hakan'ım. Gel bakalım. Otur. Tanışmak bugüne nasipmiş efendim. Hayatını kurtarmadığım hiç kimseyle tanışmadım da ondan Hakan. Sağ olun efendim. Size borçluyum. Emirlerinizi bekliyorum. Bundan sonra birlikte çalışacağız Hakan. Yaptıklarınızı takip ediyorum. Bir başı bozukluk, bir düzensizlik görüyorum. Hepiniz kendi çapınızda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama lideri olmayanın elde edeceği bir şey yoktur. Efendim, başımızda bulunursanız şeref duyarız. Artık buradayım. Yalnız efendim, buraya gelmeden önce bir talihsizlik oldu. Her şeyden haberim var. Ben Vural'ı uyardım. Uyarımı dinlememenin bedelini ödeyecektir. Peki Polat Alemdar ve ekibi ne olacak efendim? Ya onun da hayatını kurtarırız ya da hayatını sonlandırırız. Benim kapım herkese açık. Elimizi öpecek herkesin alnını öperiz. Efendim, siz tanımıyorsunuz. Ben onun kundaktaki halini tanırım Hakan. Onu yetiştireni de tanırım, onu destekleyenleri de. O beni tanımaz. Ama ben onu iyi tanırım. Neyse. Polat Alemdar sonraki mesele. Vakit harcamayı sevmem. Gidiyoruz. Huzuru bozmak istemem ama hayırdır? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Otur Muğra. Emperyalist güçler tarafından emir almaya alışkın değilim. Kendi irademle otururum. Bizim bu arkadaşla bir ticaretimiz oldu ama alacak verecek meselemiz yok. O halde nedir mesele? Başkanını ara, buraya gelsin. Emir almaya alışkın olmadığımı söylemiştim. Sizinle müzakere edecek yetkiye sahibim. Dinliyorum. İyi dinle beni. O getirdiğin asidin içinde boğarım seni. Bir daha lafımı ikiletme. Sana başkanını ara diyorsam arayacaksın. Aramasını arayalım da arayıp ne diyeceğim? Ben sizi tanımıyorum. Mevzunu bilmiyorum. İskender Büyük'ün onu çağırdığını söyle, yeter. Çetin. Başkanım, Büyük İskender isimli bir şahıs sizinle görüşme talep ediyor. Emriniz nedir? Anlaşılan o ki bundan sonra belli işlerde birlikte çalışacağız. Eroin olsun, silah olsun. Bunu da nereden anladım? Başkan olan şartlarda mevzuyu bu kadar uzatmaz. Birlikte çalışmayacağız. Siz bizim güdümümüzde çalışacaksınız. Yok ya.
koskoca örgüt bir çetenin emri altına mı girecek? Buna her sosyoekonomik sınıftaki insan güler. Ha ha. Ha ha. Sen daha kadrosuna görev yapmamışa benziyorsun ha? Halt etmişsin sen. Bak arkadaş. Bundan sonra ekonomik ve silahlı bir işbirliğimiz olabilir. Ama bu bir ideolojide buluştuğumuz anlamına gelmez. Biz seninle aynı dilde konuşmuyoruz. Konuşmayacağız da. Hiç konuşmamanı yeğlerim. Tabii konuşmamamı yeğlersin. Gerçekler her zaman acıdır. Ne oldu? Polat Alemdar'dan tırstın, sonra paralı askeri oldun. Amerikalılar sizi sattılar. Dağda bombadan kafanızı kaldıramıyorsunuz. Merkez komiteniz birbirine girdi. Şimdi hesap yapıyorsunuz. İran'ın kucağına mı oturalım? Talabani'nin mi? Barzani'nin mi? Tabii ki kimin parası varsa onun dediği olacak. Şehirde de, dağda da, örgütte de, devlette de. Örgüt bu badirelerden çok atlattı. Kısa zaman içinde bunu da atlatacaktır. Bu defa zor. Dağda çözülme bir yasaya bakar. Af çıktı mı bir tane adamınızı tutamazsınız para akışı olmazsa. Daha iyi. Şehirde adamlarımız dinlenir. Gün gelir konjonktür değişir. Dinamik kuvvetler olarak şehirde etkimiz dağdan daha büyük olur. Para olmazsa hiçbir şeyi yapamazsınız. Ne teklif ediyorsunuz? Hiçbir şey teklif etmiyorum. Sana ve adamlarına yaşamak için fırsat veriyorum. Bana Türkiye'yi belirli şartlara getirene kadar lazımsınız. Bunun karşılığı olarak da gelirini paylaşmak üzere beraber uyuşturucu, silah, mazot kaçıracağız. Bu ülkede tek söz sahibi olana kadar, ben yönetimi ele geçirene kadar her türlü organizasyonu yapacağız. Dağlar senin, şehirler bizim, Türkiye benim. Söyle Kamil. Başkanım, İskender Büyük sizinle görüşmek istiyor. Yarın görüşürüz. Efendim, burada kendisi. Ne işi var burada? Nasıl yapalım efendim? Alın içeri. İstanbul'a gelmemen konusunda seni uyarmıştım. Ne işin var burada İskender? Ben de seni yanlış yapıyorsun diye kaç defa uyardım. Ama beni dinlemedin başkan. İskender, anlamıyor musun? Senin üzerini çizdiler. Tasfiye edildin. Beni tasfiye edenleri yok etmeye geldim. İki kere hizmet ettiysen 40 kere ihanet ettin. Bu memleket iki hizmetin yüzü suyu hürmetine asmadıysa seni, şükredip İstanbul'a gelmeyecektin. Bıktık senin dosyalarını temizlemekten. Daha ne istiyorsun anlamıyorum ki. 40 kere ihanet mi etmişim? Bu ülkenin başına bir tane geçen adam göster ki günde 40 kere ihanet etmemiş olsun.
Yok ettiğin dosyalar ne? Başkaları uyuşturucu satıyordu. Ben o sahaya girdim. Hainlerin elinden karlarını aldım. Başkaları silah satıyordu. O sahaya girdim. Onların elinden bu rantı da aldım. Ne rant alması? Bu rantın büyüğüne ortak oldun. Hainleri tasfiye etmedin. Hainlerle ortak oldun. Çalışmadığın yabancı servis kalmadı. Hepsinin kucağına oturdun. Benim kullanmadığım hiçbir yabancı servis kalmadı. Kullanmadığım. Sanki senin ihtiyarların yabancı servislerle işbirliği yapmıyor. Yaparlar. Ama fark şudur. Kendi çıkarları için hiçbir işbirliğine girmezler. Her yaptıkları doğru olmayabilir. Ama hiç değilse kirlenmemişlerdir. Kaç paran var İskender? Henüz yönetime el koyacak kadar param yok. Ama olacak. Sana son bir şans veriyorum başkan. Gel, bana biat et. Elindeki belgeleri, bilgileri, sırları bana ver. Bu senin son ve tek şansın. Sen hastasın! Defol git buradan! Benimle kimse böyle konuşamaz. Kimse. Öldü. Başkan öldü. Artık bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Emriniz nedir efendim? İhtiyarların elindeki kırmızı kitap bana lazım Cengiz. Polat Alemdar'ın eline geçmeyecek. Aman Ahutoros,
Elini kıpırdatacağın tutar. Sakın bu düğmelere dokunma. Zamansız ölürsün, Allah korusun. Sevgililer günün kutlu olsun Elif. Kaç tane? Ben ne yaptım anlamadım ki.
Seni bir yere götüren de kabahat. Tamam. Bir daha bir yere gitmeyiz, olur biter. Sokak ortasında mı konuşacaksın benimle? Yürü. Neden kızdığını söyler misin? Kardeşim, bir yere götürmüşüz, tutturdun hadi kalk kalk diye. Kalkacaktık, niye gidiyoruz? İçeride benden başka kadın yoktu Memati. Hı. Başka kadın olmasa eğlenemiyor musun? Arkadaşlarına gidip eğlenseydin sen. Hı. O yüzden mi döktün içkiyi üstüne? Evet, o yüzden döktüm. Nasılsa benimle gelmezsin, ben çıkar evime gelirim, sen de arkadaşlarına eğlenirsin diye. Haklısın. Yanlış yapmışım. Buna ne olmuş ya? Memati, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Ne oldu gözüne? Abdüley mi çıkardı? Göze göz, dişe diş. Benim bir gözüme karşılık senin iki gözün. Ne yapacaksan yap Hakan. Konuşma yeter. Ne yapacağımı sana mı soracağım he? Kime soracaksan ona sor it. Ama konuşma. Oh Hakan'ım.
Sana söylemedim mi ben misafirlerime iyi davranılmasını isterim diye? Kaldırın yerden. Beni tanıyor musun? Sen beni tanıyorsun ki buradayım. Uzatma işte. Yok, 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 yok. Sen beni tanımıyorsun. Birazdan tanırsın. Memati gelmedi mi daha? Gelmedi abi. Kazım, nerede abin? Bilmiyorum abi. Aramadı henüz. Sen aradın mı? Aradım abi. Telefon kapalı. Kızı aradın mı? Yok abi. Ara. Ona da ulaşamazsan evine git. Baş üstüne abi. Alo. Ben İskender Büyük. Hayırlı olsun Polat Alemdar. Yaktığın ateşi bütün İstanbul gördü. Dost da gördü, düşman da. Ne istiyorsun? Herkes görmüş de o ateşi, en yakın dostun görememiş. Sabahtan beri anlatıyorum Memati'ye. O ateşin yanması demek, senin kırmızı kitabı okuman demek. Dedim ki, Memati, Polat Alemdar nerede, ne zaman o kitabı okuyacağını bana söyler, seni bırakırım. Yoksa öldürürüm. Memati ne dedi? Ne diyorsun Memati? Polat Alemdar ne diyorsa onu derim. Başka da bir şey demem. Duydun mu Polat Alemdar? Duymadım. Hoparlörü aç. Açtım. Memati seni duyuyor. Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Helal olsun usta. İskender, seni o ateşin içine atıp yakacağım. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Abi. Thank you.
üstüne. Böyle duracak mıyız? Yapacak bir şey yok Erhan. Ne demek yapacak bir şey yok? Memati abi gitti Erhan. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamazsak biz de onun gibi ölürüz. Abi nasıl gitti? Nereye gitti? Kim vurdu? Ya biriniz bana anlatsın. Delireceğim. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Neyini anlayacaksın babuş? Tuzağa düşmüşler, almışlar. Polat abiyle pazarlık yapmak istediler. Polat abi reddetti. Memati abi de gitti. Abdül sana diyorum. Biz böyle oturup bunları mı konuşacağız? Erhan bir sus. Erhan doğru söylüyor Abdülay. Madem Memati abi öldü, biz de arkasından ölelim. Hiç değilse gidip intikamımızı alalım. Arkadaşlar, abi içeride. Ne karar verecekse o verir. Tamam, kararı abi versin. Biz de durumumuzu, halimizi söyleyelim. Belki bize de kıyamadığı için sürüklemek istemiyor ama neyse o. Gidelim söyleyelim. Arkadaşlar diyorlar ki yani ne diyorlarsa doğrudur Abdüley. Gidelim. Hazırlanın çıkalım. Sen gelmeyeceksin.
Sen öleceksin, ben yaşayacağım, öyle mi abi? Yok. Sen başka yerde öleceksin. Ona eyvallah. Nerede? Hakkını helal etme Mati. Varsa helal olsun usta. Asıl sen helal. Nereden biliyorsun sen Memati abinin burada olduğunu? Allah Allah. Bir kere de hayırlı bir şey söyle Abdülay. Abi bulamaz mıyız gittikleri yeri? Ne bakıyorsun Abdülay? Soru sormak da mı yasak? Abi Alper'i arayayım mı? Ara. Ara da bir şey çıkmaz Abdülay. Peki abi hakikaten o yerdeki kan Memati abinin kanı mıydı? Bilmiyorum Erhan. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne diyorsun kızım sen? Bitti bu iş diyorum. Adam çekti gitti. Gamze, bir diyorsun ki ben adamı seviyorum, oyun oynamak istemiyorum.
Bir diyorsun ki bu iş bitti, adam çekti gitti. Sen ne diyorsun? Bulut, ben uğraşamam böyle şeyle. İyi de Gamze, Memati çekti gitti diye iş bitti mi zannediyorsun? Akşama gelir. Bak, tecrübe konuşuyor. Ara, özür dile, benim de canımı sıkma. Aramak istemiyorum. İstiyorsun. Ara diyorum. Memati mi? Yok, tanımadığım bir numara. Bak, kapalı telefon. Adamını ara o zaman. Beni bulamadın diye herhangi bir adamı ararsan kafanı kırarım. Ama ne arayacağım? Alo. Alo. Kazım, Memati nerede, ulaşamıyorum. Memati abiyi kaybettik abla. Ya Kazım, bırak bana yalan söylemeyi. Konuşmam lazım onunla. Abla, abim öldü. Ne? Ne olmuş? Ölmüş. Ya kızım, saçma sapan konuşma. Nereye ölüyor? Eğer bu işi Muro yaptıysa sülalesini keseceğim. Gerekirse öleceksiniz. Oh, my God.
Beni öldürme. Seni Memati'ye götüreyim. Yalan söylüyor şerefsiz. Denemek sizin elinizde. Ya bana inanırsınız, beni yaşatırsınız. Ya da Memat ölür. Abi yalan söylüyor. Canını bize kurtartma peşinde. Eğer yalan söylüyorsan seni dilinden asarım Hakan. Memati nerede? Kaldırın şunu, ölecek. Abdülhey, bırak kriz geçirmeyi. Nasılsa adam elimizde. Alo Tuncay. Abdülhey, öldürme istersen. Abi uyanık tutmaya çalışıyorum. Hakan, Memat abi nerede? Allah'ım, ne olur ameliyata girmeden önce konuşsun. Ondan sonra da ölüyorsa ölsün. Kanamasını durdurmaya çalış Abdülhey. Beni duyuyor musun şerefsiz? Hatam nerede? Hazır mı ameliyat efendim? Hazır efendim. Durun. Ben elimden geleni yaptım Hakan. Bundan sonra yaşamak senin elinde. Memati'nin yerini söyle. Seni ameliyata aldırayım. Polat Bey çok kan kaybetmiş. Şuuru yerinde değil. Acil ameliyata girmesi lazım. Hakan, Memati nerede diyorum? Erhan, Hürmüz, siz burada kalın, güvenliği sıkı tutun. Kazım, bizimle geliyorsun. Abdülhey, ben... Sen de dua et, şerefsiz Hakan doğruyu söylüyor olsun.
Affedersiniz Tuncel Bey, ben mevzuyu tam olarak kavrayamadım. Memati Bey hayatta mı değil mi? Nereden bileyim Hüsnü Bey, nereden bileyim? Bütün herkes bunu merak ediyorken ben nereden bileyim? O zaman rahmetli babaannemin dediği gibi, hayırlı söyleyelim, hayırlı olsun. İnşallah yaşıyordur. Yapacağız abi. Yapabileceğimiz kadar gürültüsüz yapacağız. İçeri girdiğimizi fark ettikleri an Memati içerideyse ölür. Siz dışarıyı temizleyin. Ben içeri gireyim.
Memati nerede? Bilmiyorum. Memati nerede? Bir saat önce götürdüler. Nereye? Gerçekten bilmiyorum. Bize bir şey söylemediler. Kim götürdü? Nazım abi. Buraya tekrar dönecek mi? Dönmeyecek. Bu şırınga ne? Nazım'ın bünyesi kaldırdı mı eroini? İtiraz etmedi efendim. İnsan da kötü şeylere ne çabuk alışıyor canım. Memati! Memati! Beni duyuyor musun? Hakan'ım, dur. Madem Polat Alemdar Memati'den bu kadar çabuk vazgeçti, bari biz hemen vazgeçmeyelim. Memati'ler kolay yetişmiyor, değil mi? Biz hata ettik, siz etmeyin. Bunu yaşattık, halimiz ortada. Silaha kafama dayamışken çekin tetiği. Efendim, öldürelim. Ben öldürmeyelim demiyorum ki Hakan'ım. Öyle bir işte kullanalım ki adı ölümsüz olsun Memati'nin. Ama Nazım'ım, ne olur ne olmaz, dik başlıdır bu Memati. Dediklerimizi yapmaz. Sen bunu eroinle tımar et. Emredersiniz efendim. Memati, uyuşturucuya alerjin var mı? Şerefsiz gitme lan. Öldüreceksen adam gibi öldür. Ne terbiyesizlik Nazım'ım. Büyüğünün yanında emirsiz hareket edenin köpekten ne farkı vardır? Bunun leşini atın bir çöple. Temizle burayı. Tut.
Aç şunu kolum. Bırakın lan! Bırakın! Bırak! Allahsız! Allahsız! Bırak! Bırak! Hayır! 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 Allahsız! Beraber ölsün. Ben de senin gibi düşündüm. Memati sizin. Ben size Davut Tataroğlu'nun ne zaman, nerede siyacılarla buluşacağını söyleyeceğim. Siz roketi patlatacaksınız ama Memati bu eylemi yapmış olacak. Tamam mı? Tamam efendim. Efendim, Polat Alemdar mekanımızı basmış. Artık Memati'nin yaşadığını biliyor. Yazık. Üzülmüştür sağ kolunun eroinman olduğuna. Peki, Nazım'ın, Hakan nerede? Sizin
Bey. Efendim, şarap içmek isterseniz sizin için özel bir şarabım var. Onu denemek ister misiniz? Olur, lütfen. İskender Büyüğü, siz mi destekliyorsunuz? Eskiden birlikte çalışmalarımız oldu. Ama şu an bir desteğimiz söz konusu değil. Kimden cesaret alıp benim üstüme geliyor o zaman bu adam? Bizim düşmanlarımız destekliyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Karar verdiniz mi efendim? Başlangıç olarak Sezar salata rica ediyorum. Ama parmesan istemiyorum. Ve sonra et. Az pişmiş lütfen. Tabii. Siz Davut Bey? Ben de arabiyata lütfen. Siz çekilin oradan. Kendi kendine konuşuyor. Pardon. Pardon efendim, kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Pardon efendim. Tekrar kusura bakmayın. Zafer işareti yap. Hadi gidelim.
İşte sana ilk hediyem İskender'im. Gel Zülfüm. Gel. Nasılsın Zülfüm? İyiyim komutanım. İyi olduğuna çok sevindim. O namussuz seni çok kötü yaralamıştır. Memati mi komutanım? Memati. Aferin. Her şeyi pırıl pırıl hatırlıyorsun. Ben ekmek yediğim yeri unutmam komutanım. Doktorumuz harika bir iş çıkardı. Biraz daha işimiz var. Zaza nerede? O kimin elinde? Memati'nin elinde. Ama kolaylıkla alınabilecek bir yerde. Zülfüm gider alır. Emredersiniz komutanım. Şu anda değil. Bana biraz zaman vermeniz lazım. Neredesin Cahit? Biliyorum ben ustanın geldiğini. Sen bana mevki söyle. Ben de geliyorum. Tamam. Fazla da abartmamak lazım. Abi feller çıkıyor. Takip mi edeyim, burada mı kalayım? Yolda ekipleri vardır. Tek yakalanırsın Cahit, orada kal. Ben geliyorum, yoldayım. Tamam abi. Doktor benim güvendiğim bir doktor. O yanındaki artist? O da iyi çocuk. Doktor tedavisini bitirsin. Git Zaza'yı al, yanıma gel. İşimiz var. Tedaviye gerek yok komutanım. Ben gayet iyiyim. Sen ne diyorsam onu yap Zülfüm. Emredersiniz komutanım. Abi İskender de çıkış yaptı. Tamam Cahit. Az kaldı, gelmek üzereyim.
Nedir durum? İçeride kaç kişi var bilmiyorum abi. Ama Abdullah ile doktor içeride. İlerleyebildiğimiz kadar sessiz ilerleyelim. Bizi fark ettikleri anda ikimiz iki taraftan hızla içeri gireceğiz. Tamam. Abi Memati abi aradı. Nerede olduğumuzu sordu. Gelmesini bekleyelim mi? Arasor neredeymiş? Abi neredesin? Cahit işim çıktı, ben gelmiyorum. İşi çıkmış abi. Senin işine de sana da. Neredesin lan sen? Abi gidelim, anlatacağım. Usta nerede? Seninle mi? Yok. Ama yaşıyor.
Günaydın. Günaydın. Ne oldu sana? Üşüyorum. Yerde yatarsan tabii üşürsün. Yatağı açsana. Haber bekliyorum. Bir iz, bir işaret bekliyorum, yoksun. Tam kendimi öldüreceğim anımı buldun ortaya çıkmak için. Saklanmasaydım seni de beni de öldüreceklerdi. Öldürsünler. Lafa bak. Usta nerede? İskender'in elinde. Yeri nerede, yeri? Ben de biliyorum İskender'in elinde. Yerini bilmiyorum. E o zaman nasıl kurtaracağız? İskender'den yerini öğrenip öyle kurtaracağız. Sana zahmet, bir koşu sor gel İskender Abdüley. Adam da bir aydır bizi bekliyordu bunu söylemek için. İskender'i cezaevinden kaçıracağız. Öksür. Üşütmüş. Ama önemli bir şey değil. Biz işimize devam edelim. Sorgu odasına getirin. Buradan kaçman gerekse nereden kaçarsın? Buradan kaçış yok. Ama idrak edemez. Şimdi biz beyninin içindeki bütün devreleri tamamlayacağız. Depoladığı hafızasını boşaltacağız.
Anlaşıldı. Ben de kendisinden bu emri bekliyordum. Polat Alemdar artık yok. Ne dedin? Diyorum ki senin canını almadan canımı vermem. Alarm! Alarm! Polat Alemdar! İskender'e bir tane. Kurşunum kalmadı. Adamı ayağına getirdim. Bir de söyleniyor musun? Silahlı arabadan. İnci var arabada. Yaralı ortak. Tamam ulan. Bir kere yedik o altığı. Bir daha yemeyiz.
İskender! Şimdi senin... Nereye kaçıyorsun lan şerefsiz? Nemati! Gel güzel güzel kendini öldürt. Seni ben ele geçirirsem ölümün güzel olmaz. Gel ol! İstediğin gibi güzel güzel öldür. Yeter artık kadınların arkasına saklandın. İskender, beni hastaneye götür. Bak, yine bir kadın senin hayatını kurtarıyor. Ama bu son. Bir daha seni kimse elimden kurtaramaz. Yürü. Kalabalıklar ortak. Hepsini gebertirim. Ortak, İnci var, yaralı. Bize yakışmaz. Takım elbisem bu ortak, yakışır yakışmaz. Düşmanımız bu. Düşman. Atın silahlarınızı. İskender nerede? Hastanede. Ne işi var hastanede? Senin çocuğunu kaçırmaya gittim. Tuncay abi bilmiyoruz. Abi Memati abiyi arıyor. Siz tedbirinizi alın, biz yoldayız. Abi İskender hastanede değilmiş. Buyur usta. Neredesin Memati? Bulut'la beraberim usta. Hastaneye yakın mısın? Yakınım usta. Çabuk hastaneye geç. İskender orayı basacak. Biz yoldayız. Tamam usta. Canım. Güzel kızım benim. Bak bak dudaklara bak dudaklara. Uykusu mu geldi? Canım benim. Ebru Hanım, acilen hastaneden çıkmamız lazım. İskender şerefsizi buraya geliyor. Çatışacağız. Ben gelene kadar burada bekleyin.
Burası güvenli. Beni öldürmeden kimse burayı bulamaz. Burada durup ölmeyi mi bekleyeceğiz? Bizi çıkar buradan. Şu anda çıkış güvenli olmayabilir. Ben güvenli hale gelince gelip sizi alacağım. Merak etmeyin, Polat Alemdar yolda. Nerede bunlar? Çabuk bana Polat'ın kızını da karısını da bulun. Kızım sakin ol. Bakın şunları, bu kadın nerede? İskender nerede? Bilmiyorum abi. Üç dakika olmuş. Ebru'nu ben sakladım. Bu tarafta. İyi. Nereye sakladın Tuncay? Kamera kayıtlarına bakalım. Yürüyün. Abla, ne tarafa gidiyoruz? Siz sürmeye devam edin. Anne. Telefonu versene. Seninkini de. Ne yapacaksın kızım?
yapıyorsun? Usta, yenge bebeği alıp kaçmış. İsyanlar da peşinden çıkmış. Orada. Taksi! Sağa çek! Çek sağa çek! Sağa çek! Çek! Sağa çek dedim! Neredeler? Arabadaki kadınları nereye bıraktın? Yolda inip başka taksiye bindiler. Sen de annesini ara. Cevap yok abi. Alper'i ara. Telefonların da yerlerini tespit etmeye çalışsın. Tamam abi. Usta bulduk. Ailen ihtiyarlara bağlı birinin evindeymiş. He? Çabuk çıkalım. Biz artık yatalım. Ben odanızı hazırlamıştım. Buyurun. İçeride de bir oda var. Teşekkür ederiz Orhan amca. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Ne kadar uzun zaman oldu Orhan'ım görüşmeyeli. Yaşlanmışsın İskender. Bu devlet bizi yaşlandırdı. Ama bu derin devlet bizi ihtiyar yapamadı senin gibi. Anlamadım. Anladın, anladın. Gayet iyi anladın. Hala yalnız mı yaşıyorsun? Hayır, ailem var. Mutfakta gördüğüm bulaşıklar onlara ait o zaman. Evet. Ailenle beni tanıştırmayacak mısın? Geç oldu, başka zaman. Bu saatte uyumamışlardır. Çağır, tanışıp gideyim. İskender, eşim rahatsız. Ha, demek senin eşin var. Eşim derken hayat arkadaşım.
Ha, sevgilin yani. Anne, İskender burada. Kaçmamız lazım. Şişt. Tamam. Tamam anneciğim. Anneciğim sus. Sus. Tamam anneciğim. Ağlayan çocuğun mu, torunun mu? Çocuğum. Gidip bakayım. Uyanmışlarsa getirip seninle tanıştırayım. Çok memnun olurum. Kız mı, erkek mi? Kız. Benim de bir kızım vardı. Öldürdüler alçaklar. Bilmiyordum, başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Gençken de yalan söylemeyi beceremezdin. Bırakın beni. Dokunma bana. Bırak beni dedim sana, bırak. Neredeymiş benim güzel kızım? Beni öldürmeden kızımı alamazsın. O nasıl laf Ebru? Sen de kızın da uzun yıllar yaşayacaksınız. Polat'a söz verdim. Senin kızın benim kızım. Alo, ben İskender Büyük. Sen bir şerefsizsin. Polat Alemdar. Kızın hiç senin gibi düşünmüyor. Bana bayıldı, bayıldı. Diyor ki, sen benim gerçek amcamsın. Ben de ona dedim ki, evet. Ben senin yarı baban sayılırım. Kes sesini de ne istiyorsan onu söyle. Ya çok ayıp. Ben ne zaman senden bir şey istedim? Sadece bir kere sözünü tutmanı istedim. Onu da tutmadın.
Kızını kaybetmiş acılı bir babanın tek isteğini bile çok gördün. Memati'yi ver, senin kızın benim kızım dedim. Bu saatten sonra sana verebileceğim tek şey var. Hak ettiğin üzere şerefsizce bir ölüm. Ve seni anlıyorum. Şu anda acılı bir babasın. Ama öfken geçsin, öyle karar ver. Memati serserinin biri. Tabi geleceği yok. Ben öldürmesem yarın öbür gün kör bir kurşunla ölecek. Ama kızın öyle mi? Önünde kocaman bir gelecek var. Bak annesi de ağlayıp duruyor. Benim hatırım yoksa kızımın hatırı var diyor. Benim kızıma tek bırakabileceğim şeyim var. Şerefim. Sen kızına bırakamadın. Acın ondan. Üç kadından medet uman zavallının tekisin. Düşün, düşün, düşün. Biraz daha düşün. Ömründe bir kere düşünerek hareket et. Ben seni yine ararım. Neredesin Memati? Usta, ben İskender'e teslim oluyorum. Memati, İskender'in yerini tespit ettik. Oraya gidiyoruz, saçmalama. Memati! Memati! Yine mi İskender'e dansöz gibi geri döndünüz? Hele ben seni soğukta gören. Isınmak için bakalım nasıl zil takıp oynayacaksın. Eller arkaya. Aydır bu anı bekleyeyim. Ha. Sen soğuk sevmedin değil mi? Ben artık çok seveyim. Öldüreceksen asker gibi öldür. Kurşuna diz. Şerefsizler gibi ipe çekme. Senin şerefine bu ip bile çok. Hiç aklıma gelmezdi ki cehenneme giderken yanımda senin karın da olacak.
Ama merak etme. Sen iskemleye tekmeyi attıktan sonra senin kızına senden daha iyi bakacaklar. Takas edelim İskender'le. Ben seni buradan indirirsem onlar da Ebru'yu indirecekler, öyle mi? Buradan inersem onlarla konuşurum. Sen bana Memati'yi verirsen onları ikna ederim. Memati ile konuştum. O razı buraya çıkmaya. Sen de artık bunu kabul et. Madem elinde bu kadar koz var, niye hala Memati'nin peşindesin? Dedim ya sana, yaşlandıkça inatçı bir adam oldum. Abi pazarlık yapmak istiyor. Ben ölüme razıyım. Pazarlık yapacaksa Polat yapacak. Kaybedecek bir şeyim yok. Onun var. Abi ne diyorsa yapalım. İskender bunlara değmez. 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 Oradakiler burayı duyuyor mu? Evet. Ben İskender'in boynundan taktığım ilmeği çıkarırsam, bu ilmek bir ömür benim de, çocuğumun da, senin de boynunda yular olur, takılı kalır. İlmeği yulara tercih ederim. Ne yapıyorsun Abdüley? Abi değmez bu şerefsiz için. Abdüley çekil oradan. Abi sen çocuğunu, aileni feda ediyorsun. Senin yaptığını bu memlekette kimse yapmaz. Ama başka bir yol buluruz abi. Yol mol yok Abdüley. Bırak iti ölsün. Yok abi. Bir ömür bu itin bize yaptığıyla mı yaşayacağız? Ölürken bile bizi öldürüp gidecek, öyle mi? Ona öyle kolay ölüm yok abi. Cahit. Cahit, ipi çöz.
müsaade et görüntünün kaynağını öğreneyim. Yerini tespit edeyim. Memati'yi mi arıyorsun? Boşuna arama. Çoktan yakalamışlardır onu. Kafana kurşunumdan önce sokman gereken bir tek şey var. Neymiş o? Senin vaden doldu. Bitti. Her ne olursa olsun seni bu ipe çekeceğim. Memati elinde olsun olmasın. Ailem olsun olmasın. Kendini kime satarsan sat, ne plan yaparsan yap, seni bu ipe çekeceğim. Ben sana yapamazsın demedim. Ben sana ölmem dedim. Memati abi elinde olsa bizimle pazarlık mı yapardı? Yalan söylüyor abi. Onun hayatı yalan. Aldığı nefes bile yalan. Zülfüm, yeri mi buldun? Oraya, oraya. Cahit sen burada kal. Bir şey olursa bu şerefsizin kafasına sıkma. Ama 2-3 tane sık. Kurşunla değil, iple ölecek. Tamam abi. Ne yapacağız şimdi? Yeni mi katıldın Polat'ın ekibine? Ben kaç adamını öldürdüm Polat'ın? Anlattılar mı sana? Yazık. Daha çok gençsin oysa. Memati Zazan'ın elinde. Ne işi var Zazan'ın elinde? Bilmiyoruz efendim. Bu Zaza ölmek için resmen yalvarıyor bana. Ve ne zamandır duymuyordum. Artık kulak kesilme zamanı bu sesi. Thank you.
burası. Ne taraftalar? Etrafta kimse yok Abdülay. Dikkat çekmemek için mi acaba abi? Alo. O gerizekalı Zaza'yı ver bana. Kimsin? Ne biçim konuşuyorsun? İskender Büyüm, gerizekalı. Patronunu ver bana dedim. Dayı İskender Büyük. Yok de, yok de. Dayım şu anda müsait değil. Başlarım onun müsaitine. Bana Zaza'yı ver dedim. Getirtme beni oraya. Sana söylüyorum gerizekalı. Dayı, susmuyor bu herif. Ya Zaza'yı ver, ya da oraya geleyim diye. Bırak gelsin. Ya el abi dur. Ben hem kenger çiğneyip hem dağa çıkamayayım ha. İki işi bir arada yapamayayım. Hem düşün, hem konuş, hem karar ver. Ne zormuş bu alem dağın işi. Alo. Bana bak Zaza. Ya o Memati'yi bana vereceksin? Ya ben gelip kendi ellerimle onu alacağım. Ama oraya gelirsem bırak Memati'yi, canlı bir tek ot bırakmam. Ne diyorsun İskender Bey? Ne Memati'si? Bana yalan söyleme be adam. Yalanlı malanlı düzgün konuş. Zaza. Zaza getirtme beni oraya. Ya gel. Gel he gel. Senden mi korkacağım? Arayaydım. Yarım saat önce gelip Memati'yi alaydın. Ben Memati'yle işimi hallettim, bıraktım gitti.
Ben bilem sen isteyeceksin. Ya sen manyak mısın? O senin düşmanın. Niye bırakıyorsun? Keyfimin kayası mısın? Bugün keyfime kaya Caver'i seçtim. Yarın bir daha ara. Kardeş, sen bana bir racon yaptın, ben sana bir racon yaptım. Ödeştik mi? Ödeştik. Cevher, Memati Bey'e bir araba ayarla, nereye istiyse oraya geçsin. Dayı dondurma arabasıyla ama. Ula oğlum, ödeştik deyim ha. Niye duymuşsun? Hadi hadi. Memati, sormasam gurdeşen dökerim. Beni sever misin? Sevmeyeyim. Niye? Sen insan seviyor musun? Sevmeyeyim Allah için. Sanki ben çok seveyim. Sen de haklısın. İnsan mı kaldı? Kalıbına bak isin. 2 metre adam. Değişin vay ne baba yiğit bir adam. Bir konuşu kalıp tamam. Da içindeki cücük kadar. Ya işteyse bir ayrılırken sayrılaydık ha. Belki bağgan sınırdı. Ağır yaralı. Ameliyathane hazır mı? Kan tedarik ettiniz mi? Tamam, biz şimdi yola çıkıyoruz. Araba diye bunu mu buldun? Dayımın bindiğinden üste bindirir miyim seni arabaya? Al şu telefonu da. Hadi yolun açık olsun. Ben senin Cevher. Niye o külüstürü verdin altına Cevher? Dedim dayı karar marar değiştirirsin. Çok uzağa gitmeden tepesine çökeriz. Cevher niye karar değiştirem? Zaten zor almışım o kararı. Bak dayı zor almışsın kararı. Demek ki vazgeçebilirsin. Yaptığın işe. Sana! Açın kapıyı!
Cevher aç kapıyı. Hayır. Çabuk. Zazar. Aç ulan. Ne gelirse gelsin kapımızda adamı vurduracağız şimdi. Açın kapıyı. Silah ver silah. Dayım senin şişiriyi al da rahatla. Ver. Damatü! Damatü! Zaza! Al! İşi varsa gelmesin, biz hallederiz gerçi. Usta, İskender Sazan'ın mekanını bastı. Ben de oradayım. Ne diyorsun Memati? Ben hemen geliyorum. Tamam usta. Alper ara onlar da desteğe gelsin. Alo, Alper. Cevher, ulan kimse İskender'i vurmuyor ha. Tamam bizim hasmımız da. Alemdağ'ın da büyük düşmanı. Vurursuz vurursuz rezil oluruz vallahi el aleme. Tamam dayı. Çekilelim. Hadi. Kapısına elini attığında patlatacaksınız. Ne önce ne de sonra. Anlaşıldı mı? Oh!
gerizekalılar. Öldüreceksen asker gibi öldür.